Buna cevap verebilmek için önce Uluslararası Ticaret Odası'nın Incoterms 2010 sayılı broşürünü hatırlatmam gerekiyor. Bu broşürde mal tesliminin kuralları yazılı. Hepimizin bir şekilde duymuş olduğu FOB, SIP, Ex-Works gibi terimler, 11 tane toplam terim vardır. Bu terimlerle mal tesliminin hangi noktada alıcıdan satıcıya sorumluluğun ve masrafların geçeceğini, malın hangi noktada teslim edileceğini belirten terimlerdir. Bu terimleri bilirsek ve uygulamamızda bu terimleri kullanırsak sorun yaşamayız veya yaşanacak sorunların nasıl çözüleceğinin farkında oluruz. Yani Ex-Works sattığımız zaman satıcının adresinde, satıcının deposunda ya da fabrikasında teslim kısaca dediğimizde bunun ne anlama geldiğini, hangi sorumlulukların, hangi masrafların satıcıya ait olduğu, hangilerinin alıcıya ait olduğu bunu bilirsek eğer boşu boşuna masraf etmemiş oluruz. Haklarımızı biliriz veya Ex-Works olarak ithalat yaparken Ex-Works olarak satın alırsak hangi masrafların bize ait olduğunu biliriz.